Yeter yeter. Soframızın tadı, tuzu, balımızla birlikteyiz. Bal tutan parmağını yalar. Aynen, atasözü. Şebin Karahisar'ın Avutmuş Mahallesi, Arzuman semtindeyiz. Genç çiftçi kardeşimiz burada bal üreticiliği yapmakta ve kaliteli bal üreticiliğiyle de sertifikasını almış. Şebin Karahisar'da hem bir ilki başarmış hem de örnek bal üreticisi olarak bizlere balını tanıtmıştır. Biz de göz nuru, kendi emeği olan balı sizlere tanıtmak istiyoruz. Genç çiftçi kardeşimiz Özkan Döner. Özkan Bey, evet. Bal üreticisisiniz aynı zamanda. Sertifikalı bal üreticisisiniz. Evet, bize balı nasıl ürettiğinizi, sertifikanızı nasıl aldığınızı ve balınızın diğer ballardan farkı nedir, bunu anlatabilir misiniz? Kamuoyunu sizinle birlikte aydınlatalım. Teşekkür ederim. Ben daha önceden bal sertifikamı Şebin Karşısında Halk Eğitim Merkezi'ne kursa giderek otur istersen orada, otur şöyle, evet. Birlikte oturalım, sohbetimizi de yapalım. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben daha öncesi şöyle başlayalım. 2008 yılında iki kovan, Veli abiden iki kovan arı alaraktan bu işe başladım. Rahmetli Veli Özdebak'tan. Rahmetli Veli Özdebak'tan, evet. Allah rahmet eylesin. Daha sonradan da hobi arıcılıktan bu işi işi öğrendikçe profesyonelleştirmeye karar verdim. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya, deneme yanılma olayıyla öğrenmeye çalıştım. Halk eğitimine başvurdum. Orada arıcılık sertifikası kursu açıldığında kendim başvurdum. Sağ olsunlar, oradan belgemizi aldık. Belli bir saat doldurduktan sonra, hak ettikten sonra belgemizi aldık. Daha sonradan da bir yıl önce Bal Birliği'ne üye oldum. İşletme kaydım var efendim. Bu yılda kendi arımı, balımı tahlile gönderdim. Tahlil sonucu olarak balın kalitesini prolin olan değer gösterir. O da belgemizde sunduğumuz gibidir. Anzer balı kalitesinde 1276 prolin değer çıkmıştır. Bu da şunu gösteriyor ki Şebin Karahisar'da gerçekten çok kaliteli, istenildin mi bal üretilebiliyor. Ha, şunu da demeden geçmek istemiyorum. Son 3 yıldır Şebin Karahisar'da 2018'de çok düşük bir rekolte bal çıktı. 2019'da yine düşüktü. Ama bu yıl çok şükür iyi balımız çıktı. Hani 3 yılda bir, 4 yılda bir Şebin Karahisar'ımızda bal oluyor. Bal böyle evet. Bol bal oluyor. Her zaman böyle bol bal olmuyor. Hani biz de bu sefer şunu değinmek de istiyorum. Balımızı satarken yani 100-150 TL dediğimiz zaman alacak kişiler, müşterilerimiz çok fiyatlı demesinler. Çünkü hakiki gerçekten bal üretiyoruz. Biz buna ham bal diyoruz aslında. Ham balın özelliği nedir? Isıl işlem görmemiş, filtrelenmemiş, pastörize görmemiş, tamamen organik bir baldır. Yani biz de bu konuda hani müşterilerimizden, halkımızdan bilgili olmasını temenni ediyoruz. Yani biz aslında hani tahlil çok yapmak istemiyorduk ama yani çünkü o da bir masraf bizim için. Biz müşterilerimize hani bize güvenmesini söylüyorduk, hatırlatıyoruz ama yine de mecbur kaldık tahlil yapmaya. Ama bu tahlille de şunu öğrendik ki gerçekten Şebin Karahisar'da
Hani bitki florasının çok zengin olduğunu gördük. Yaylalarımızın türlü çeşitli çiçeklerinin olduğunu gördük. Ben 2-2,5 yıldır bitki resmi çekerim. Sürekli araştırırım. Bunların hangisi bal verir, hangisi polen verir bunları tespit ederim. Ona göre de hani bitki örtüsüne göre kolonimi o bölgeye götürürüm. Yani ve bundan da sonuç aldık. Çok şükür elhamdülillah. Yani benim diyeceklerim bu kadardır. Evet Özkan Bey, teşekkür ediyoruz. Örnek biz bir üretici ederiz. Oldunuz. Evet. Kaç yıldır bal üreticisisiniz ve istediğiniz randımanı kaç yıl sonra yakaladınız? Yani ben açık konuşmak gerekirse yani 12 yıldır bal üreticisiyim. Hani 3-4 yılını hobi arıcı olarak yaptım. Ondan sonra kendim tamamen koloniyi artırıp arıcı pozisyona geçmemiz 4 yıl sonra oldu. Yani kalan 8 yılda da bu üçüncü randımanlı bal alışımız oldu. Yani 3 yılda, 2 yılda, bazen 4 yılda bir bal alabiliyoruz. Ama hani şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi benim götürdüğüm bölgede bal çok çıkmayabilir. Ama başka bölgede hani rüzgarı vurduğu zaman başka bölgede eğer ki sam orayı vurmaz da benim götürdüğüm bölgeye vurursa ben bal alamam. Ama diğer arkadaşım alabilir. Hani buradan da hani ben bal alamadım, başka arkadaşım bal aldı deyip de kimseyi zan altında bırakmak bal istemem. Bal üretiminde evet. Kovanlarımızı koyacağımız noktalar çok önemli çok diyorsunuz. Önemlidir. Dikkatimi çeken bir olay var. Bağlarda bal üretiyorsunuz siz. İl dışından, Samsun'dan, ilçe dışından, Trabzon'dan, Giresun ve diğer ilçelerden Şebin Karahisar'a birçok kovan balı getiren kovan ilkbaharda getiriyorlar, evet. Sonbaharda alıyorlar. Ancak siz şu anda bu balı Şebin Karahisar Avutmuş Mahallesi Arzuman semtinde hayır, bırakıyorsunuz. Evet, burada başlıyoruz serüvene. Hani yola burada başlıyoruz. 960 rakım burası efendim. Daha sonradan 1400 rakımda merkeze yakın bir yere götürüyoruz. Ondan sonra da bu Sipahi'ye. Yaz burada mıydı bal? Hayır, Sipahi'deydi efendim. Sipahi'den getirdiniz. Evet, oradaydı tamam. Arımız, evet. O halde arımız Sipahi'de balını evet. Yaptı. Evet efendim. Dinlenme döneminde kışlatma siz... diyoruz buraya. Evet. Kışlatmaya buraya tamam. Arzuman'a getiriyoruz. Dikkatimi o çekti çünkü. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Üreticilere neler demek istersiniz? Yani biz üreticilere buradan demek istediğimiz şu. Hani dürüst şekilde çalıştıktan sonra müşteriye hani ücret talep etmekte korkmayın. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani tabii ki hani bu işi mesela ben yine ek iş olarak yapıyorum. Bu işten ekmek yiyen, bu işi tamamen yapan arkadaşlarımız da var. Hani dürüst olarak çalıştıktan sonra emin olun karşılığını er geç alıyorsunuz. Yeter ki hani ürünü temiz yaptıktan sonra fiyatı da kalitesine göre alacaksınız. Hani fiyatını da almak zorundasınız. Bu sefer sızma ayakta duramazsınız. Sızma balımızın kilosu nedir? Çerçeve balımızın kilosu yani nedir? Biz şöyle satıyoruz. Yani 150 ile 100 TL arası, 120 TL arasında satıyoruz. Hani biz çerçevemizi 120 TL'den satıyoruz. Sızma balımızın kilosu 150 TL. Ha, eş dost arkadaş kırıyor fiyatın ucundan altından. Artık ona da ses çıkartmıyoruz yani. Anlıyorum. İkramlarımız da İkramımız oluyor diyorsunuz. İkramımız oluyor efendim. Evet. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür biz ediyoruz. Teşekkür ederiz. Özkan Döner. Döner Aracılık. Evet. Telefon 0554 250 27 14. İletişim numarasını verdikten sonra hepinizin sofrasına tatlı tatlı bal gelebilir. Şöyle balı bir kaldıralım Özkan Bey. Tabii ki efendim. Beyefendi de tadabilir. Buyurun. Buyurun efendim. Balı bir kaldıralım. Şöyle siz çatalınızı buyurun. Ben şöyle balı size doğru kaldırayım. Malın evet, tadına da bir bakın. Böyle. Kaliteyi ayaküstü kontrol etmiş olalım. Şöyle bir de uzatalım şununla. Evet. Çünkü evet. Derler ya yani bal uzamalı. Evet. Yüce. Yani sızma bal. Türkiye'nin ve dünyanın neresinde olursanız olun evet. sofranızın tadı bozulmasın. Şebin Karahisar balı sofranızda kalsın. Evet. Özkan Bey, evet. Tabii ki yıllara göre ürettiğiniz bal oranı değişir. Evet. Bu yıl kaç kilogram bal aldınız ve kovan ya da koloni sayınız nedir? Yani 36 kolonim var benim efendim. 380-400 kilogram bal aldım bu sene.
Yani hani yıllara vurduğun zaman düşüyor, iniyor bu, çıkıyor. Hani bal rekoltesinin doğanın durumuna göre. Ama genel olarak Şebin Karahisar'da gerçekten bitki örtüsünün flora zenginliği, yani zengin olduğunu gördüm. Bunu da 2-2,5 yıldır resimlediğim bitkilerden değinerekten öğrendim. Bir de şunu değinmek istiyorum. Ben yani bu işi gerçekten ticari amaçla yapmıyorum. Hani ben önce kendime ve yakınlarıma şifa olsun diye bunu üretiyorum. Tabii ki bunun bir karşılığı olacak. Onun dışında hani hobi aracılık olarak üretiyorum. Ama hani şunu da söylemek istiyorum. Yani Şebin Karahisar'da gerçekten Anzer balı kalitesinde bal üretiliyor, ilaç üretiliyor, şifa üretiliyor. Yani bunu da değinmeden İnsanlarımız geçmek bilsinler istemiyorum. istiyoruz. Evet. Evet, Şebin Karahisar'da üretilen bal şifa Evet. kaynağıdır. Bir de Anzer balı 1040 ile 1300 probil arasında olan kısımda kaliteli olarak bunu Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı bunu kabul etmiştir. Bizim balımızda 1276 probil değerindedir. Eşdeğer, Evet. eşdeğer Eşdeğer bir balımız pozisyonda. vardır efendim. Teşekkür ediyoruz Biz teşekkür verdiğiniz ederiz efendim. bilgiler için. Tabii siz üretiminizde, hobi üretiminizde Evet. yalnız değilsiniz. Evet. Aldığınız ödüller ve sertifikalar adına, başarınız adına sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Aramızda Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Altın Beyefendi var. Mehmet Altın Beyefendi'den de genel bir değerlendirme alalım ve üreticilere buradan neler demek istersiniz, bunu kamuoyuna sunalım. Kolay gelsin diyorum işe başlamadan önce. Bal Üreticileri Birliği'miz üyesi Özkan Döner'e yaptığı çalışmadan dolayı çok teşekkür ederim. Şebin Karahisarlı olarak 200 civarında üyemiz bal üreticiliği yapmaktadır. Yalnız sıkıntılarımız çok büyüktür yani. Şebin Karahisar balı olarak pazarlarımızda ismini kullanarak satıyorlar. Yalnız Şebin Karahisar balı kesinlikle değildir yani. Vatandaş burada ne yapmalı? Salı günü, özellikle geçtiğimiz salı günü anlatıyorum. 70 lira çerçevesi Şebin Karahisar'ı bal olarak satıyor. Adamın yanına yanaşıp, arkadaşım ben dedim birlik başkanıyım. Şebin Karahisar neresindensin? Adam beni gördüğü zaman orayı terk etti. Evet. Şebin Karahisar balı değil çünkü. Yani bu konuda vatandaşa anlatırken karşıdaki vatandaş pazarda 20 liraya kilosunu satıyor da sen niye 150 liraya satıyorsun dedikleri zaman Özkan arkadaşımızın balını bir tatmalarını isterim yani, bir görsün. Aradaki farkı o zaman anlayacaklar yani. Ucuz etin yahnisinin de yenilmeyeceği Kesinlikle. zaten Yalnız yani bellidir. halk olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Şebin Karahisarlı olarak özellikle bilinçlenmemiz gerekiyor. Özellikle şunu da söylemek istiyorum. Şebin Karahisarı balı olarak satan vatandaşlarımız Zara balını getirip de Şebin Karahisarı balı olarak satmasınlar. Yani biz bunun peşindeyiz. Bunu takip edeceğiz yani. Zara balı olarak Zara'da Evet, satılsın Zara veya balı Zara olarak balı satsın yani. denilsin. Zara balı Doğrudur, desin. doğrudur. Şebin Karahisarı marka yapıp da Şebin Karahisarı balı olarak satmasınlar yani. Bunu da Peki bununla ilgili yaptırım gücümüz var mıdır? Cezai müeyyidemiz var mıdır başkanım? Ya çok sıkıntılı. Evet, Yani çok konu sıkıntılı. arı da burada. Bu konuda çok sıkıntılı. Nasıl O halde yapacağımızı. vatandaşlarımıza diyorsunuz ki üreticinin Şebin Karahisar balı olduğundan emin olsunlar, öyle alsınlar. Ya Ucuz Şebin bal Şebin Karahisar balı değildir. kesinlikle değildir yani. Eğer Şebin Karahisar balı üretse dahi şeker verdiyse benim balımda şeker var desin yani. Yani onun Arımız. balınla benim balımın arasındaki farkı bir tatmalarını istiyorum yani. Başka türlü anlayamazlar bunu yani. Bu Evet, olacak adını başkanım. andık ve arımız da buraya geldi. Hemen boğulmadan kurtaralım onu. Şebin Karahisarlı olarak Şebin Karahisar'da 200 bal üreticisi var dedim. Evet. Yani bunun aktif olarak 150 tanesi falan, amatör olarak 25 arı, 150 arı Peki arasında. başkanım, Efendim. ortalama bal fiyatlarımız nedir ve bizler yıl ortalamasında 200 üretici olarak kaç ton bal üretebiliyoruz? Şebin Karahisar balı olarak fiyatımız %150 arası olacak. Evet. Hakiki bal olacak yalnız. Evet. Zara balı kesinlikle. Şebin Peki. Karahisar ismini kullanarak Zara balı olmayacak. Peki. Yani 150 üreticimizde 500 kilo bal yapsak yani 75 ton, 80 ton. Peki bunun piyasası var mı? Piyasa Şu arz anda talep dengemiz nasıl gidiyor? piyasamız hiç yok.
O halde bal üreticileri diyorsun az talep dengesini yakalayamadı. Kesinlikle yakalayamıyoruz. Çünkü yanı başımıza bütün marketlerde bal satılıyor. Bunu Tarım Müdürümüz de bizzat, Tarım Bakanlığı'nda bir yazısı var. İşte bundan sonra satılırken barkod numarası koyacağız dediler ama işletmecinin birinin barkod numarasını alıyor, kavanozun üzerine yapıştırıyor. Aha benim balım. Kesinlikle Şebin Karahisar balı değil bir defa. Evet. Ona sadece dikkat edelim. Sadece pozisyonuna geçiyorlar. Peki. Tarımdan gelip de bize ceza yazmasınlar diye. Başka bir şey değil yani. Doğru. Ya biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz yani. Şebin Karahisarlı olarak bizim balımızı Şebin Karahisarlı yese zaten yetiyor bize. Tabii ama ki. Yandaki hediye olarak Şebin Karahisar balını gurbete götürdü o zaman Şebin Karahisar balı götürsünler yani. Bir de şey de... Tamam siz devam edin. Bir de bir konuya değinmek evet. istiyorum. Yani bal alırken 10 kilo ucuz bal alacaklarına gerçek hakiki 3 kilo bal alsınlar şifasını görsünler. Ama hani 10 kilogram şekerli bal alıp veyahut glikozlu bal aldıkları zaman yani zararını görecekler. Hani soframda bal var zannedecekler. Aslında vücutlarına, bedenlerine zarar veren bir ileride şeker hastalığına veya böbreklerine zarar veren bir durumla karşılaşacaklar. Karaciğerine zarar verdiğini bilmeden bu balları yiyecekler. Yani ben yine diyorum 10 kilogram ucuz bal alacağına 3 kilogram kaliteli bal yiyin. Bal yiyin ama. Ballarımızı şeker hastalarımız da yiyebiliyorlar mı? Efendim onu çok araştırdım. Şeker hastalarımız aşırıya kaçmadan günde bir kaşık geçmeden yiyebilirler. Ben onu araştırdım. Hatta peki. öyle diyelim yani. Şunları da açalım bir kovan balını da görün. Tabii ki buyurun. Şimdi ben şeker hastasıyım. Evet. Yani her gün ilaç içiyorum. Tanıyalım bu, sizi de. Benim adım Salim Cinci. Evet. Nereliyiz? Ben Şebin Karahisarlıyım. Bu Seyit köyünden. Bu Seyit köyündensiniz. Ben soy isim zaten bu Seyit'ten. Evet. Oldu bitti bal alalım. Mehmet arkadaştan genelde alıyorum. Ben şeker hastası olduğum halde valla ben devamlı yiyorum. Peki Şebin Karahisar balı yediğinizde herhangi bir zarar görüyor musunuz? Yok. Ya da hata yapıp herhangi bir balı yediğinizde de gördüğünüz bir zarar var mı? Zaten başkasından almıyorum. Almıyorsunuz ve şeker hastası olarak balı yiyorsunuz. Evet, ondan alıyorum, yiyorum. Hani oldu mu böyle zaman bilemediniz, benim soframda yediniz. Farklı bir sofrada. Onu yemiyorum. Yemiyorsunuz. Güzel, yemiyorum, tedbirli. Yok. Hastamız ve hemşerimiz evet. tedbirli davranıyor. Yemiyorum. Adam çünkü şeye gittim, adam bal getirdi, ben yemedim. Özkan Bey, evet. üreticilerimiz sizden balı nasıl talep edecekler? Yani biz bunu kendi Facebook'umuzda ve sizin aracılığınızla telefon numaramızı bırakarak o şekilde ulaşıyorlar. Eş, dost, akraba zaten bize numaramız oluyor, ulaşıyorlar. Evet. Yani bunun dışında da yani başka bir şeyimiz yok. Hani tanıtım için bir şu an satışa, bir sitemiz yok. Evet, satışa sunacağımız kaç kilo balımız var? Yani şu anda 200 kilograma civarında balımız var. Yarısını sattık efendim, yarısı duruyor. 100 kilo mu kaldı? 200 kilo kaldı, 400 kilo. 400 kiloydu, evet. Peki. Evet, ben de şimdi bu balın tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Evet. Üreticimizi kutluyorum. Başarılar diliyorum ve bol kazanç, bereketli kazançlar diliyorum. Arıcılar Birliği Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Şifa niyetine tüketen tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, bereketiniz bol olsun. Teşekkür ederim.